tek bir indikatör kullanıyoruz. O da CCI. Sistemimiz şu. Bu turuncu çizgi sıfır değerinde. Çok çok feci yüksek bir kar. Bunların ne olduğunu anlamadıysanız kullanmayın. Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayalım. Değinmek istediğim iki konu var. Birincisi, biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir deprem gerçekleşti ve oradaki insanların sıkıntıları hala çözülmedi. Bunu da biliyorsunuz. Eminim herkes o dönemde elinden gelen her şeyi yapmıştır. Fakat insan sonrasını unutabiliyor. Ben de size bunu hatırlatmak istedim. Sizden ricam, bugün 1 lira da olsa, 5 lira da olsa, 10 lira da olsa, ya zaten çok az bu demeden, şu an oraya hala yardımlarını sürdüren kurumlara, kuruluşlara, güvendiğiniz neresi varsa oraya bağış yapmanız. Lütfen bunu es geçmeyin. Hemen ikinci konuya geçiyorum. Size güzel bir haberim var. Bundan sonra videolarda incelediğimiz sistemi siz de kendi grafiklerinizi ekleyip inceleyebileceksiniz. Siz kendi ayarlarınızı yapabileceksiniz. Ha bir de şunu söyleyeyim. Videonun en sonunda bu konuyla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Şimdi inceleyeceğimiz sistem de şu an açıklamalarda bulunuyor. İsterseniz gidip oradan bakabilirsiniz. Şimdi de hemen sistemin anlatımına geçiyorum. Sistemin anlatımına geçmeden önce videoya beğeni atarak destek olursanız çok mutlu olurum. Özellikle bu videoyu başından sonuna kadar kesintisiz izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. Başlıkta görmüşsünüzdür, bu sistemi gerçekten yanlışlıkla buldum. Aslında bugün başka bir sistemi kodlamaya oturmuştum fakat bir takım hatalar oluştu. Ben de bu hatayı çözmeye çalışırken bir şeyi aç, kapat, şunu dene, bunu yap, bunu çıkar, şunu ekle derken bir baktım aşırı karlı görünen bir sistem var ortada. Karlı olmasına şaşırdım çünkü son derece basit. Daha da uzatmadan hemen göstermeye başlıyorum. Tek bir indikatör kullanıyoruz, o da CCI. Hemen göstergelere tıklıyoruz, CCI yazıyoruz. Ve MTI kanal endeksi, parantez içinde CCI yazıyor. Buna tıklıyoruz. Sonrası çok basit birkaç ayarımız var. Hemen şuradan ayarlar kısmına gelip açtık, stine geçtik. Stin ve yumuşatma çizgisini açalım. CCI'yi kapatabilirsiniz, durduk yere göz yoracaktır. Sistemimiz şu, bu turuncu çizgi sıfır değerinde. Bakın şuradan görebilirsiniz, şurası tam sıfır. Hatta diğer yerleri kapatayım. Sadece sıfır kalsın. Şu çizgi sıfır çizgisi. Bunu yukarıya doğru keserse long, aşağı doğru keserse short giriyorum. Nasıl yani, bu kadar basit mi dediğinizi duyar gibiyim. Evet, hakikaten bu kadar basit. Ve karı görünce gerçekten çok şaşıracaksınız diye düşünüyorum. Yani ben görünce çok şaşırdım. Özellikle bu kadar basit bir sistem için. Bir de şöyle bir gözlemim oldu. Diyelim ki burada long değil de short girdik. Yani yukarı kesince short, aşağı kesince long girersek sonuç yine kar mı oluyor? Hakikaten bu durumu hiç anlamadım. Yani şans mı diyeceğim? Sadece tek bir yerde de karlı değil. Birkaç farklı yerde aşağı kesse de yukarı kesse de karlı kalabiliyor. Bana çok ilginç geldi. Ben de hemen sizle paylaşmak istedim. Şimdi hemen sonuçları incelemeye başlıyoruz. Evet, Bitcoin'deki sonuçlar böyleydi. Siz de görmüşsünüzdür zaten. Özellikle düşük zaman dilimlerindeki sonuçlar bayağı iyiydi. Hele 5 dakika müthişti. 5 dakikada harika çalıştı diyebilirim. Yani 30 arar gördü. Şimdi bir de Euro Dolar'ı inceleyeceğiz. Ondan sonra size bir takım ayarlar göstereceğim. O şekilde de kullanmak isteyebilirsiniz. Evet, sonuçlar bu şekildeydi. Şimdi göstereceğim şeylere gelelim. Öncelikle mesela Euro Dolar 1 dakikada sonuçlar çok iç açıcı değildi. Ama orada da hemen şunu göstereceğim. Şu an mesela gördüğünüz gibi -14.5 ya da mesela 5 dakikaya gelelim. 5 dakikada -53. Şimdi şuna tıklıyoruz.
ve tekrar bakalım sonuca şimdi. Gördüğünüz gibi bir anda 37-38 zararlara geldi sonuç. Aynı şekilde 1 dakikayı da kontrol edersek yine benzer şekilde 30 küsur ararlara geldi sonuç. Yine Forex için şöyle bir takım ayarlarımız var. Burada mesela şu an günlük maksimum kaç işlem yapabileceğimizi ya da mesela günlük kaç tane işlem kazandıktan sonra artık o gün boyunca işlem açmamasını seçebiliyoruz. Ya da seans sonunda işlemleri kapatabiliyoruz gibi seçeneklerimiz var. Örneğin şu an bunu full trade'den çekelim ve günlük 2 tane işlem kazanırsa kapatsın, toplamda da 3 tane işlem alsın şeklinde değişirsek sonuçlar gördüğünüz gibi yine oldukça güzel ve aynı zamanda daha az işleme girmiş durumda. Yani bu da daha az komisyon parası ödemek demek. Bu oldukça sonuçları pozitif yönde etkileyecektir. Hemen denk gelmişken şunu da göstereyim. Burada gördüğünüz gibi şu pozisyonu bir gün boyunca taşıyor ve bu da işte bugün boyunca açılacak işlemleri etkiliyor. Bu tarz durumlar için tedbiren seans sonu işlemleri kapat seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu durumda işlemleri seçtiğiniz seansı sonunda kapatacaktır. Ve az önceki gibi hataların önüne geçmiş olursunuz. Hemen göstereceğim diğer şeye geçelim. Tekrar Bitcoin'e döndük. Örneğin burada yönümüzü değişmiştik. Karlı. Asıl normal yöne bakalım. Normal yönde de karlı ama normal yöndeki kar düştü. Ve aynı zamanda şu an piyasanın genel yönüne bakmıyor. Direkt sadece CC'ye göre işlem açıyor. Siz biraz da yöne göre işlem açmak isterseniz şuraya tik bırakabilirsiniz. Böyle yaptığınızda işlem sayısı düşecektir. Daha çok bunu görmemiştim bu arada. Bunu ben de şu an öğrendim. Bitcoin 1 dakikada yön değişikliği olmadan daha çok piyasa yönünde işlem açtığınızda sonuçlar 60 arara çıkıyor. Bu çok çok feci yüksek bir kar. Neyse siz zaten nerede nasıl ne kadar kar ediyor onları incelersiniz. Dediğim gibi sizin inceleyebileceğiniz bir formatı paylaşacağım. Videonun sonunda ekstra birkaç şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Onlardan birisi şu. Hemen onlara geçeyim. Şu an burada çok fazla ayar var. Çok fazla içinde indikatör, ayar, filtre barındırıyor. Bunların ne olduğunu anlamadıysanız kullanmayın. Ve özellikle şu kısmı dokunmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu ayarları bozacaktır. Çoğu şey aslında açık. Örneğin işte indikatöre tıkladığınızda artık strateji değil indikatör olarak çalışacak. Dolayısıyla işlemlere girmeyecektir. Şimdi tekrar hesapladı mesela. Bakın artık işlemlere girmiyor. Her şey sıfırlandı. Giriş çizimine tıklarsanız nerede girdiğini gösterecektir. Ya da başka ayarlara bakalım. Az önce gösterdiğim gibi işte burada bir takım pozisyon yönetimiyle ilgili ayarlar var. Trailing stopumuz aynı zamanda bulunuyor. Oradaki ayarı da şuradan yapabilirsiniz. Yani anladığınız şeyleri düzenlemeyin. Eğer anlamıyorsanız da çok karışmayın. Bir diğer nokta şu. Siz bunu kendi grafiğinize eklediğinizde, burası çok önemli bu arada. Bu gerçekten çok kritik. ATR zaman aralığı 1 dakika seçili olarak gelecektir. Direkt böyle gelecek. Siz bunu kendiniz grafik olarak değiştirin. Bunu yapmazsanız kod farklı zaman dilimlerinde sıkıntı çıkaracaktır. Son değineceğim şey de şu. Kod sizde yavaş çalışabilir, çok geç yüklenebilir. İşte bir ayar değiştirdiğinizde hesaplaması uzun sürebilir. Bunun sebebi şu. Şu an dediğim gibi içinde çok fazla özellik var ve bunları ben optimize ederek yazmadım. Optimizasyonla yapacağım fakat bunu beklemenizi istemedim. Siz direkt kodlara erişin. Ben zaten optimize ettiğiniz size o şekilde güncellenecektir. Durduk yere vaktinizi almak istemedim yani. En son olarak da şunu söyleyeceğim. Sizde örneğin Bitcoin 1 dakikaya açtınız, gösterdiğim ayarların hepsini yaptınız. Sizde 60 arar çıkmayabilir. Bunun sebebi şu, bende şu an TradingView Premium üyeliği var. Ve bu 20.000 bar görmemi sağlıyor. Eğer siz ücretsiz bir üyeliğe sahipseniz, bunun 1/4'ünü sadece 5.000 bar göreceksiniz. Yani 5.000 mum göreceksiniz. Dolayısıyla daha az işleme girmiş olacak. Ve yine dolayısıyla sonuçlar birebir aynısı çıkmayacaktır. Bu bilgiyi de verdiğime göre şimdi sistemin incelemesine geçelim. Dediğim gibi sistemi açıkçası yanlışlıkla buldum. Yani ben başka bir şey yapmaya çalışıyordum. Sonra bunu fark ettim. Neden karlı anlamadım. CCA 0 yukarı kesince long giriyoruz, karlı, short giriyoruz yine karlı. Bu muhtemelen bir denk geliştir diye tahmin ediyorum. Bu yüzden çok fazla mantığını anladığımı söyleyemem. Sadece karlı olduğunu görüyorum. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bu sisteme 10 üzerinden puanlarsam, yani karlı sonucu değerlendirdiğimde 10 üzerinden 8. Ama düz CCA yukarı kesince long ya da short kafana göre bir şey gir olarak bakarsak sisteme, bu 10 üzerinden 5 bir sistem. Yani çok rastgele ama bir yandan da karlı bir şey diyemiyorum o açıdan.
Şunu tekrar hatırlatayım. Dedim ya, bu çok rastgele sırada gelebilir. O yüzden burada şu ayar var. Magic 3'ü seçip yanındaki teki işaretlerseniz daha çok piyasa yönünde işleme girecektir. Yani piyasa düşerken long işlem açmaz muhtemelen. Yani açtığı da olacaktır. Ama daha çok short işlemler açar. Ya da yükselirken daha çok long işlemler açar. Bu ayarı da tekrardan hatırlattım. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.